Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bir de umut olmasa? Evet, umut var. İçimde bunun hep aksini söyleyen korkuya rağmen var. Yedi güzel adamdan bir güzel olan Cahit Zarifoğlu'nun dilinden dökülen cümleleri sizlerle paylaştık. Efendim hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geceniz, ömrünüz, Ramazanınız bereketli olsun, hayırlı olsun. Ramazana hazırlık programlarımızın dokuzuncusuyla sizlerin karşısındayız. Dün Ramazan ve cihat konusunu konuşmuştuk. Bugün de inşallah muhterem hocamızdan vaktin elverdiği ölçüde Ramazan ve umut konusunu dinleyeceğiz. Diyeyim ve hocamıza döneyim. Hocam hoş geldiniz. Eyvallah canım benim. Hoş sefa bulduk. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Allah bugünlerimizi aratmasın. Amin. Selametle de vardırsın bizi Ramazan'a inşallah. Amin. İnşallah hocam. Hocam Ramazan'a hazırlık programlarımızın sondan bir önceki programına Rabbimize binlerce kez hamdolsun eriştik. Elhamdülillah. Yarın ilk teravih namazımızı eda edeceğiz. Ardından 30 günlük çok bereketli bir mevsim bizim için başlamış olacak. Sizin için bu Ramazan'ın farklı bir tarafı var mı? Siz nasıl bir hissiyat içerisindesiniz? Önce ondan başlayalım. Vallahi bugünkü konuda umut ya Nuricim. İnanılmaz derecede umutluyum. Şimdiye kadar belki olmayan bazı şeylerin... ...bu Ramazan'da farklı bir biçimde nasip olacağına, olacağına yönünde dağlar kadar umudum var. Zaten o umutla aslında ayakta duruyoruz. Şimdi ona binaen önceki gün müydü, dün müydü günleri de şaşırdık. Bu Ramazan, o Ramazan diye bir tweet attım ki Ramazan'ın ihyasına ait bir farkındalık olsun diye. Gençler onu evliliğe çektiler. Troller onu siyasete çekti tüccarlar onu ekonomiye çekti. Herkes kendi bakış açısıyla meseleyi farklı yorumladı. Ama benim kastım belli. Yani her zaman biz kıldığımız namazlarda da öyle. Her son namazı kıldığımızda daha kaliteli bir namaz kılma adına bir gayretle kılarız. Bugün şimdi yasıyı eda ettikse sabaha vardığımız zaman ya ben Yası da tam hakkını veremedim bu işin herhalde bu sabah namazında daha iyi bir namaz kılarım diye bir gayret veririz ve yine efendimizden sahabeden öğrendiğimiz bilinçle her ramazanı her namazı son namaz gibi kılarız Ramazan da böyle şimdi biz bakın yarın ulaşacağız nasip olursa İnşallah. Eğer ecelde farklı bir şey yoksa yarın ulaşacağız. Allah ecele farklı bir şey yazmamışsa, kaderimizde başka bir şey yoksa da bayrama ulaşacağız. Şimdi bizim için son Ramazan. Biz sonrasını bilmiyoruz çünkü. Son Ramazansa ya benim son kurşunlarım bunlar. Öyle anlayayım ben. Var gücümle sarılayım. Var gücümle ihya etmeye çalışayım. Çünkü bir sonraki gün için hiçbirimizin garantisi yok. Ya gelecek seneki Ramazan'a ben yetişemezsem bu benim ömrümün son Ramazanıysa ya ben bu son Ramazan'da affa mazhar olmuş bir kul olarak bu işi tamamlamasam vay ki vay halime. Kaldı ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz o merhamet timsali, alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu nebi biliyorsunuz çok azdır onun dilinden çıkan beddua cümleleri bir bedduası Cebrail'in dilinden onun amini ile bize geliyor. Cebrail söylüyor o da amin diyor. O üç basamaklı minbere çıktığında basamaklardan birinde amin dediğinde o amin neyin amini? Allah bir kulu Ramazan'a eriştirir de o kulda hakkıyla Ramazan'ı ihya etmezse o kulun burnu yere sürtülsün diyor. Allah Resulü de amin diyor. Biz o bedduaya da dahil olmamak için çok ciddi bir biçimde bu işi başlangıcından sonuna kadar ehemmiyetle tutmalıyız ve umut taşımalıyız. Ya geçen sene pandemiye denk geldi, biz doğru dürüst teravihleri kılamadık, farklı bir işte şeyim vardı, ruh halim vardı, sınavlar bastırdı, ekonomik kriz vardı işte, şu oldu bu oldu, geçen sene olmadı, geçen sene tam anlamıyla istediğim gibi olmadı ama bu sene çok iyi olacak, çok iyi hayatımın, ömrümün en güzel Ramazan'ını bu sene 1443 Hicri yılının Ramazan'ında yaşayacağım. Ben kendimi böyle motive ediyorum. İstiyorum ki siz de kardeşlerim de öyle motive etsin. Çünkü farklı bir sürü şey etrafımızda gelecek bu hayırdan bizi alıkoymak için farklı şeyler söyleyecekler. O farklı ve menfi telkinlere hiçbir şekilde itibar etmememiz için yapmamız gereken dağlar kadar umudu kuşanmak ve o umudun gereği olarak da bu Ramazan'ı en güzel bir biçimde ihya etmenin gayret ve mücadelesini vermek. İnşallah. Hepimiz birbirimize dua edelim. Allah'ım diyelim isimlerimizi vererek. Mesela sen benim şimdi Ramazan kardeşimsin ya ben sana öyle dua ediyorum. Allah'ım diyorum. Nuriye öyle bir Ramazan yaşat ki kendisi bile şaşsın kalsın. Aynen. Bu Ramazan bana nasıl geldi diye kendisi bile o tattığı lezzetin karşısında aciz kalsın. Şu anda beni izleyen bütün kardeşlerime, bütün rahle kardeşlerime, şu 10 günlük süreçte beraber yürüdüğümüz bütün kardeşlerime bunu dua ediyorum. Her birinin Ramazanı tahmin ettiklerinin ötesinde bir güzellikle inşallah geçmiş olsun. İnşallah. Ve Allah en güzel bir biçimde de tamamlayıp bizi bayrama eriştirsin. İnşallah hocam. Hocam siz umuttan bahsettiğiniz zaman, sizi böyle umutlu gördüğümüz zaman biz de çok farklı bir şekilde umutlanıyoruz. İnşallah. Bu daim olsun inşallah. Bugün de inşallah size umutla alakalı sorular soracağım hocam vaktimizin el verdiği ölçüde. Sor bakalım ee, canım benim. Onun öncesi, öncesinde de hocam her zaman olduğu gibi gene ödevimizle başlayalım müsaadenizle. Dün bize üç tane ödev vermiştiniz ve demiştiniz ki Ramazandan umut duyalım. Bu Ramazan benim için bambaşka olacak diyelim. Bu Ramazan'da inşallah ben mağfirete nail olacağım diyelim demiştiniz. Bir de bununla beraber her birimiz kendimize bir Ramazan kardeşi edinelim demiştiniz. Ve beni ikramlandırarak beni siz kardeş seçmiştiniz. Bu ödevle Sen de beni ikramlandırdın. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Bu ödevlerimizle alakalı neler söylersiniz hocam? Varsa önce onları dinleyelim. onlardan ardından sorularımıza geçelim. Bu Ramazan kardeşliği meselesini çok önemsiyorum Nuri'ciğim. Yani keşke daha başta söyleseydik bunu kardeşlerimize ama o gün geldi söz oraya o gün söyledik. Bence bunu önemsesinler kardeşlerimiz. Çünkü bizi hak ve hakikat adına uyaran dostların ve kardeşliğin varlığı kadar büyük bir nimet yok. Eğer yoksa biz olalım ya. Biz olalım. Yani arayalım birini kardeşim diyelim. Bakın böyle bir Ramazan kardeşliği diye bir iş yapıyoruz. Ben sana teklif ediyorum. Ben nasıl sana teklif ettim? Onlar da etrafındaki insanlara teklif etsinler. Çünkü bu halka halka yayılabilecek bir güzellik. Ve birbirimizi eğer motive edersek daha farklı bir biçimde istifade ederiz. Mesela biz Ensar Muhacir kardeşliliğini konuşuyoruz. Asr-ı Saadet'te kardeşliği konuşunca. Ama bir bakıyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz daha Mekke'deyken bunu yapmış. Mekke'deyken Sahabeden bazılarını birbirlerine kardeş kılmış. Neden? Ya insanız. Yoruluyoruz da, moralimiz de bozuluyor, umudumuz da azalıyor, heyecanımız da gidiyor, ferimiz de tükeniyor. İnsanız yani. Çok normal bunları yaşamak. Böyle tek bir çizgide yürümüyor hayatımız. Hayatımız hep böyle inişli çıkışlı. İşte biz çıktığımız zaman zirveye belki aşağıda kalan birini biz çeker çıkarırız. Biz düştük aşağıya. E belki bir kardeşimiz tutar bizi çıkarır da hayatımızdaki zirveleri çoğaltmış oluruz. Zaten Ramazan bu aslında zirveyi yaşamak ve hayatı hep zirvede tutma adına mücadele vermek. Ramazan budur. Bunun için gayret ederiz. Bunun için bir şeyler ortaya koyabiliriz. Şimdi bunu yapabilmemiz için Nuri'ciğim bak üç tane ödev söyledin ya arka arkaya sonuncu suydu İşte Ramazan'ın iyi geçeceğine dair umut beslemek arkasından beratımızı affa mazhar olabileceğimize dair o umudu en üst düzeyde yüreğimizde taşımak ve bu iki tanesi iki tanesini gerçekleştirme adına da kardeşlik oluşturarak birbirimize takviye etmek. Bütün bunları yapabilmemiz için bize dört şey lazım Nuricim. Şimdi ben Hamza'ya rica ettim bir tane U harfi çizsin ekrana yansıtsın diye. O ekrana bir gelsin kardeşlerim de bir ekrana baksınlar iyice. O büyük U aslında umudun U'su. O umut. Onun gerçekleşebilmesi için en başta ne lazım biliyor musunuz Nuriciğim? Ulum lazım. Sen dün söyledin bunları hatırlarsan. Ramazan ulum ayı yani evet. ilimler ayı. İlim olmazsa eğer bu olmaz zaten. Şimdi siz bilmezseniz eğer umudun anlam ve değerini nasıl umut taşıyacaksınız? Umutla iman arasında kopmaz bir bağ var. Ya biz umudu sadece moral, motivasyon olsun falan filan diye değil, böyle bir şey değil. İmanımızın bir parçası ve bir gereği olarak anlamak durumundayız. E bunu böyle anlayabilmemiz için, bunun Allah Resulü'nün dünyasında, geçmiş peygamberlerde, sahabede, İslam alimlerinde nasıl karşılık bulduğunu anlayabilmemiz için bize ne lazım? Ulum lazım. O ulum olursa yani ilimler olursa ufuk oluyor. Ufuk ne? Gözün görebildiği son nokta. Aslında biz onunla kastımız ne? Hedef ya, hedef. Sen eğer ilim elde edersen, o umut zemininde de bunu korursan bir hedef koyarsın ufuk olarak. Ve o hedefe gerçekleştirmek için, o hedefe ulaşmak için gayret içerisinde olursun. Üçüncü olarak bize ne lazım? Üçüncü olarak bize lazım olan usul. Usul bilmezsek eğer usule varamayız, vusule gidemeyiz. Bugün vusule yani varış noktasına, menzile varamamamız neyden kaynaklanıyor? Usul bilmiyoruz kardeşim. Usul bilmiyoruz. Yani bir Ramazan'ın bile usulünü bilmiyoruz. Ramazan'ın nasıl karşılanacağına dair usul bilmiyoruz. Ramazan'da eğer bir şekliyle heyecanımız azalırsa o heyecanı nasıl takviye edeceğimizi bilmiyoruz. Ramazan'da mesela bazen belli şeyler bizi biraz zorlayacak. O zorlanmayla karşı karşıya kaldığımızda onlara Müslümanca tepkini nasıl gösterileceğine dair bunu bilmiyoruz. Ve birçok şeyi mesela bilmiyoruz. Usul noktasında sadece Ramazan'la alakalı değil. Hayatın birçok yerinde problemimiz var ki peygamberler ve son peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz insanlığa çok şey öğretmiş. Öğrettiği en büyük şeylerden bir tanesi ne? Menheç. Usul öğretti. Nebevi menheç. Yani doğru yolda Nasıl doğru yürünür? Yolun doğru olabilir. O yolun hakkını nasıl vereceğini menheçle yani usulle öğrenmiş oluyorsun. Dördüncü U'da o da uhuvvet. Yani kardeşlik. Bakın umudun olabilmesi için bunların olabilmesi olması lazım Nuricim. Nuri eğer ulum yoksa, ilimler yoksa, eğer o ilimlerden aldığın ilhamla kendine bir ufuk, hedef belirleyemedinse... Eğer usulünü yürüdüğün yolun menhecine ait atacağın adımların yöntemine ait olan şeyleri de nebevi olarak nebevi mirasa yaslayarak yapmazsan eğer ve sağında solunda sana iyiliği, hakkı, sabrı tavsiye edecek kardeşlerin o bu kardeşlik bu olmazsa İslam öyle tek bir başına yaşanacak bir din değil ya. Biz cemaat diniyiz. Cemaatle ayakta durabiliriz. Cemaat ruhunu öldürdüğünüz zaman İslam'ı hayattan koparmış oluyorsunuz. Yani ben dağın başında tek başıma gideyim bu dini yaşayayım. Böyle bir din yok. Bu din mağarada başladı doğru ama şehirleşti. Biz hiçbir zaman mağaraya özlem duymadık. Sadece Ramazanlarda son 10 günde Hira'ya özlem duyma adına o Hira'yı yaşatma noktasında itikafı hayatımıza geldik taşıdık. Onun için biz böyle daralmış bir dindarlığı Daralmış bir hayatı asla İslam'a mal edemeyiz. Herkese küseyim, herkes yanlış, tek başıma ben, en doğrusu benim, bireysel bir hayatım olsun, ferdi olarak yaşayayım, doğru dürüst komşumla ilişkim olmasın, arkadaşlarla ilişkim olmasın, dostlarım olmasın, yoldaşlarım olmasın, İşte bir noktada beraberce yan yana yürüdüğüm insanlar olmasın, e ney ben dindarlık yapıyorum, böyle bir dindarlık yok. Bu, bunun adı başka bir şey. Yani İslam seni hayata sokuyor. Hayata. Hayata girdiğin kadar değer kazanıyorsun. Hayatta tahammül ettiğin kadar da sevap kazanıyorsun. Bu din böyle. Bu dinin kurallarını eğer biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenecekse böyle. İşte orada da bize kuvveti öğretiyor. Şimdi ben bu Ramazan'da da umudu kuşanmak istiyorsam burada söylenen o dört şeyi de kuşanmam gerekiyor. Onun için Ramazan umut ayı olduğu kadar ulum ayıdır da varsa benim ilimde eksiklerim tespit edilip giderilecek bir aydır. Ufukta varsa eksiklerimiz ki çok var ya çok çok var eksiğimiz. Yani inanın ki şu anda o kadar hedef konusunda hedef şaşmalarımız var ki dünyevi hedefler o kadar uhrevi hedeflerin önüne alınmış vaziyette ki ciddi bir anarşi Yaşıyoruz aslında o değerler sıralamasında. E usul konusunda bir sürü problemimiz var. kuvvet dediğiniz zaman, kardeşlik dediğiniz zaman da sadece derin bir ahla söyleyebileceğiniz bir şey olur. Kendisi var, sözü var, kelimesi, gıybeti, dedikodusu çok ama kendisi bizati olmayan bir değer kardeşlik. E bunu da giderme adına bir fırsatsa Ramazan o zaman birbirimize... Bu noktada bunları telkin edecek, hatırlatacak bir zemin oluşturmak durumundayız. İnşallah, İnşallah hepimiz anlayanlardan oluruz. İnşallah hocam. Hocam umutla alakalı gerçekten çok önemli bilgileri paylaştınız ama yine de bu mühim kavramın hayatlarımızda istenilen oranda yer edinebilmesi için şunu sormak istiyorum. Biz umut deyince tam olarak ne anlamalıyız? Vallahi Nuri'ciğim bir kere bir şey söyledim ya onun üzerinde saatlerce belki konuşmamız lazım. İmanla umut arasında kopmaz bir bağ var. İmanı olanın umudu, umudu olanın imanı olur. Çünkü bu ikisi birbirleriyle çok farklı bir ilişki kurarlar. Dolayısıyla bunu hiçbir zaman kardeşlerimiz akıllarından çıkarmasınlar. E böyle bu kadar önemli olmuş olmasına rağmen bakın imanın bir parçası, imanın tezahürüyle alakadar bir durum olmasına rağmen Bakın hele kendimize de bakalım etrafımıza da ya umudu öldürmüşüz ya umudu köreltmişiz ya umudu kırmışız ya da umutları kırmışız bambaşka bir hale koymuşuz kendimizi. E umudu ortadan kaldırdığınız zaman da ayağa kalkacak mecal bulamazsınız. Umut sizi ayağa kaldırır çünkü. Bir şey yapabilmeniz için o umudu taşımanız gerekir. Eğer siz o umudu kaldırırsanız hayatınızdan, zihninizden, kalbinizden ne olmuş olur? Tamamen tembelliğe, tamamen işte umutsuzluğa, yese farklı bir hale düşürmüş olursunuz. Şimdi meseleyi biraz daha iyi anlayalım. Bu umut kelimesinin Arapçadaki karşılığı emel. Emele sözlüklerimiz şöyle bir mana veriyor Nuri'ciğim. Gönülde yaşatılan ve gelecekte olması istenilen istek, arzu yani çok severim o kelimeyi, gayeyi, hayal. Gerçekleşmesini arzu ettiğin hayaldir aslında umut. Neyi gerçekleştirmek istiyorsan o senin umudun oluyor. Eğer onu doğru bir biçimde koyduğunda sana enerji oluyor, güç oluyor, seni işte farklı bir noktaya getirmiş oluyor. Böyle bir mana taşıdığı için umut insan olmamızın ve insan kalmamızın en önemli vesilesi umudu olan aslında insaniyetini koruyor. İnsaniyetimizi koruyacağımız bir nokta umut meselesi. Şimdi böyle olduğundan dolayı biz umuda bir sürü anlam yükleyebiliriz ama zamanı biraz iyi kullanabilmemiz için ben sadece 10 tane şey söyleyeceğim. Eğer kendimi tutarsam da fazla ayrıntıya girmeyeceğim ama gerçekten bunların her biri her biri dakikalarca konuşulması gerekiyor. En başa biraz önce söylediğimi yine yazacağım. Umut imandandır. İmandır. İmanla doğrudan bağının olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bakın onun gerekçelerine ait de bazı şeyleri şimdi duyacağız. Umutla biz hiç bu kelimeyi yan yana getirmeyiz ama nedir biliyorsun, biliyor musun Nuri'ciğim umut? Umut tevhiddir. Tevhidle inanılmaz bir bağı var umudun. Neden biliyor musunuz? Kim Allah'tan umut keser? Kafirlerden başkası Allah'tan umut kesmez. Rabbimiz bunu boşuna söylemiyor bize Haşa. Bunu bizim nazarlarımıza niye veriyor? Ya siz ümitte de bir tevhidi kuşanmanız gerekir. Eğer siz ümitte tevhidi zedelerseniz farkına varmadan aslında o ümitsizliğiniz sizi şirke götürecek bir noktaya gelebilecek bir şey ve birçoklarının aslında şeytan ayağını oradan kaydırıyor. Moralsizliğin, umutsuzluğun nelere sebebiyet verdiğini buradan anlayalım. Üçüncüsü umut tevbedir. Eğer siz umut noktasında bir şeyi kuşandığınızda asla diyemezsiniz ya ben öyle bir günah işledim ki haşa Allah beni affetmez. Ramazan bak o tevbe iklimine bizi kavuşturuyor. İşlediğin günah ne kadar büyük olursa olsun ya ne kadar büyük olursa olsun. Allah'ın affetmeyeceği günah mı var? Sen kendine bak kendine samimi bir tevbe et gönülden bir pişmanlık duy, o umudu kuşan ve o tevbe noktasında yapman gerekenleri ortaya koyarak bunu söyle. Bak ondan sonra Allah'ın o noktada sana ikramı nasıl tezahür edecek. Umut nedir biliyor musun oracığım? Umut adem olmaktır. Adem adem olmak adam olmaktır aslında. İnsan olmak ve insan kalmak bu. İblis umutsuz demektir biliyorsun. Şeytana İblis diye isimlendirilmesi bundan dolayı onun isminin kökeni kökü eblese. Eblese ne demek? Ümitsiz oldu. Allah'tan ümidini kesti. Allah'tan Allah'ın rahmetinden ümidini kesti. Şimdi şeytan kendi ocağını batırdı. Allah'ın rahmetinden ümit keserek bak bizim ocaklarımızı da batırmak istiyor. Sağdan yaklaşıyor, soldan yaklaşıyor, önden yaklaşıyor, arkadan yaklaşıyor. Bize bir günah işletiyor. Düştük işte bu sefer ne diyor? Sen öyle bir günah işledin ki senden artık bundan sonra adam olmaz. Sen öyle bir günah işledin ki ya bu günah işleyen adam dava adamı mı olur? Dün Filistin'den, Kudüs'ten şuradan buradan bahsediyordun. Akşam şu altı yedin. Sen bir de kalkacaksın sabah insanların karşısına çıkacaksın bir şeyler söyleyeceksin. Bak nasıl sağdan yaklaşarak söylüyor ve seni ikna ediyor. Aslında seni o ümitsizliğe sevk ediyor. Önce sana günah işlettiriyor, sonra o günahın altında eziyor. Eziyor, eziyor, eziyor. Bir noktaya getirdiği zaman kendisi nasıl Allah'ın rahmetinden ümit kesip iblis olduysa seni de kendi askeri kılmak için Allah'ın rahmetinden ümit kesme adına telkinlerde bulunuyor. Umut duadır. Dua. Umudu olanın duası olur, duası olanın umudu olur. Şimdi bazen gençler geliyor benim yanıma sen de biliyorsun. Ateist olmuş, deist olmuş öyle diyor. Yani ne kadar öyleyse o da ayrı bir mesele. Ben o gençlere bazı sorular soruyorum. Sorduğum sorulardan bir tanesi de şu. En son ne zaman dua ettin diyorum. Deist arkadaş bir hafta önce dua etmiş. Valla bu umut. Dua ediyorsa eğer o iyileşecek Allah'ın izniyle. O aslında dinle şeyi yok, derdi yok. O başka bir şeye kızmış. Dindara kızmış, dine küsüyor. Devlete kızmış, dine küsüyor. Anne ve babanın yanlış eğitimine kızmış, dine küsüyor. Arkadaşına kızmış, cemaate kızmış, hocaya kızmış, dine küsüyor. Yani bir şekliyle aslında bir gerekçesi var. Ancak o gerekçesini makul bir noktaya getirmek için başka şeyler söylüyor. Siz o insana eğer dua adına bir şeyi oluşturabilirseniz ya duası olanın umudu olur ya. Çünkü dua budur zaten. Ellerinizi açıp bir şey istiyorsunuz Allah'tan. Allah'ım şunu ver demek kadar büyük bir şey yok. Bu çok güzel bir şey. Ve bu büyük bir mutluluk ve umudun en güzel tezahürüdür aslında dua. E umut ufuktur. Onu söyledik biraz önce. Umut uyumdur. Mesela bir adamın umudu varsa onunla yola çıkabilirsin. Çünkü uyumludur o. Sana aksilik, sana işte sıkıntı, sıkıntı oluşturacak bir şey yapmaz. Umudu yoksa adam her şeye olumsuz bakar, her şeyi yıkmaya bakar, her şeyi farklı bir biçimde görür. Hiç iyileşeceğine dair gözünde bir şey olmaz. Hep o menfi taraflarını görür, menfi taraflarını görür. Hani geçen derslerde söyledik ya yokları sayar, hep yokları sayar. Hiç varlara bakmaz. İşte uyumu kaybettiği zaman Umudu da kaybediyor ya da umudu kaybettiği zaman uyumu da kaybediyor. Umut güvendir. İmanın ahlakı değil miydi güven? E bu eğer umut varsa güven duyar. Güven duyduğu zaman da onun getirdiği güzelliklere de kendisini vardırmış olur. Umut nedir biliyor musun Nuracığım? Ana mahkum olmamaktır. Ana mahkum olmamak. Şu an için konuşalım bak. Şu an ümmeti Muhammed çok zor bir zamanda mı? Çok zor bir zaman yaşıyor mu? Yaşıyor. 2 milyarız. Darmadağın olmuşuz. Yine gireceğiz Ramazana. Yine Mescid-i Aksa'mız işgal altında. Yine İslam coğrafyalarının dört bir tarafında kan akıyor. Feryat var, figan var. Doğu Türkistan'da kamplarda kardeşlerimiz o hallerde bir başka yerde ne kadar sıkıntılar var? Her tarafta sıkıntı var. Şimdi ben İslam coğrafyalarına böyle bakıyorum. Ana mahkumsam eğer diyorum ki düzelmez. Ya bu kadar işgal, bu kadar kalitesizlik, bu kadar uyumsuzluk, bu kadar cehalet giderilebilir mi ya? Mümkün mü? Ama ben umut var olsam o en zor zamanlarda bile en gür sedanın İslam olacağına dair zerre miktarı içimden bu umudu düşürmem. Çünkü Allah'a hiçbir şey zor değil. Bize zor, beşere zor, ama Allah'a zor değil. Eğer ben bunu anlasam var ya, biraz önce bak yasay ezan okundu, ezanı Muhammed'i nasıl kulağımızı kalbimizi verdik bilmiyorum ama umudu olan bir insanın Allahu Ekber demesiyle umudunu kaybetmiş bir insanın Allahu Ekber demeleri asla aynı değildir. Olamaz. Aynı şeyleri hissedemez, aynı şeyleri asla hissedemez. Biz her gün ezanı duyduğumuz için artık ülfet olmuş bize. Biz o ezanın o muhteşem kelimelerine eşlik etmiyoruz aslında. Allah Resulü bize eşlik edin diyordu değil mi? O eşlik sadece söyleneni bilinçsiz bir biçimde tekrar değil. Ya tekrarlarken bir düşün ya Allahu Ekber diyorsun. Ne diyorsun ya sen? Sen Allahu Ekber dediğin zaman umutsuz olamazsın zaten. Yani yarın gibi yakın bir zamanda Yeryüzünde dört bir tarafta ilahi kelimetullah'ın hakim olacağına inanırsın ya inanırsın. Allah'a çünkü zor değil ki. Bu kadar bozulmuşsa düzelebilir mi demesin ya. Şimdi ben duyuyorum kardeşlerden ya hocam 20 senedir 30 senedir 40 senedir bu memleket bu hale geldi. Düzelir mi bu memleket? Vallahi düzelir ya. Düzelir ya. Daha da kötü olduğu zaman düzeldi. Şimdi mi düzelmeyecek? Sen yeter ki kendin düzel kendine bak. Sen bırak memleket hakkında ahkam kesmeyi. Allah'ın izniyle eğer biz biraz olsun kalite adına bir şeyleri oluşturalım. Allah inayet kapılarını açacak düzelecek ya. Evet. Müslüman asla ana mahkum olmaz. Ana mahkum olmaz. Bugün ferdi manada imtihanlarımız da öyle. Mesela diyelim ki ailevi sorunları konuştuk. Birçok kardeşimizin de imtihanları var. Ya düzelmez ya düzelmez. Vallahi düzelmez dediğin zaman düzelmez işte. Düzelmez. Ama umut eğer taşırsan düzelir ya düzelir ya. Allah eğer ikrime gibi Ebu Cehil'in oğluna hidayet verdiyse ya benim şu kalas gibi kocamada hidayet verirdi. De ya bunu de niye demiyorsun? Evlatlarına bakıyorsun mesela namazlarında yok sıkıntıları var şu var bu var. O ana mahkum olduğun zaman ya bu çocuk nasıl düzelecek? Böyle deme ya umut taşı umut. Niceleri oldu niceleri. Ezanla dalga geçen Ebu Mahzur eden eğer ezan okuyan mescidi haramın müezzini olmuşsa olur ya niye olmasın ya? Bizim çocuklarımızın hiçbir tanesi ezanla dalga geçmiyor. Sadece biraz işte bilgisayara oyna moyna daldılar. Sanal dünyada farklı bir şeyler oldu da bu hale girdiler. Bizim çocuklarımız pırıl pırıl ya pırıl pırıl. Şu anda namaz kılmayanlar da pırıl pırıl. Ahlakları o biçim ne olacak? Düzelecek Allah'ın izniyle ya düzelecek. Bu umudu taşımak, hiçbir zaman anın altında ezilmemek, var olan atmosfere bakıp da moralleri bozmamak, her an hayır, daha iyi olacak, daha güzel olacak. Biz daha iyisine kavuşacağız diye bir umudu taşımak. İşte umut budur. Ana mahkum olmadığınız anda da birçok şey geliyor. Ve umut en sonuncusu ne? Sabretmektir. Eğer biz bunların hepsini anlarsak, o zaman sabrı kuşanmış oluruz hem de nasıl sabır Hz. Yakup derslerinden hatırlamamız lazım o güzel ifadeyi. Sabrun cemil içinde şikayet olmayan sabır. Direnmek ama asla şikayetlenmemek. Güzelce sabretmek. Bunu yapabiliriz. Allah'ın izniyle umudu eğer böyle anlarsak. Şimdi Nuri'ciğim o kadar güzel ki aslında umut meselesini eksene koyup Kur'an'ı okumak umudu koydunuz ya eksene Kur'an'ı okuyorsunuz. Ne görüyorsunuz biliyor musunuz? Ya bütün peygamber kıssaları umut kıssası. Bütün peygamber kıssaları. En başta imanı, tevhid'i anlatır. E sonra da imanın ayrılmaz parçası olan umudu anlatır. Bütün peygamber kıssalarında siz o umudu çok çok güzel bir biçimde görürsünüz. Birkaç tanesini sadece kıyaslayarak hem de umutsuzluğu da karşısına koyarak hatırlayalım. Umudun örneği değil mi Hazreti Adem? E umutsuzluğun örneği iblis. İkisini Adem iblis kıssasında biz hep bunu görürüz. Hazreti Adem de bir hata etti, İblis de hata etti. Hazreti Adem hatasından sonra tevbe umudunu taşıdı. Adem ad, adam oldu. Şeytan günahını savundu. Allah'ın rahmetinden ümidini kesti İblis oldu. Bak, kıssa olarak biz ikisini Okuduğumuzda bunu görüyoruz. Umudun örneği Hazreti Nuh, umutsuzluğun örneği oğlu Kenan. Umudun örneği Hazreti Hud, umutsuzluğun örneği ibret olarak at kavmi mesela. Umudun örneği Hazreti İbrahim, umutsuzluğun ibreti ibreti Nemrut. Umudun örneği Hazreti Lut, umutsuzluğun ibreti, umutsuzluğun kötü işte örneği onun kavmi hatta onun mı Bak biz Kur'an kıssalarını bu nazarla okuduğumuzda bunu görüyoruz. Ve biz içine dahil olup okuduğumuzda Hazreti Adem'i, diğerlerini bir sürü yani Kur'an'da kıssaları anlatılan bütün peygamberlerden bunu görebiliyoruz. Ne okuyoruz biliyor musunuz? Mesela Hazreti Adem dünyaya gönderildi. Nasıl bir umut var orada? Sınırı olmayan bir dünyada Hazreti Adem gibi Hazreti Havva'yı aramanın adıdır umut. Hazreti Adem Hindistan'a indiriliyor bizim tarihi bilgiler ışığımızda. Anamız Havva anamız nereye indiriliyor? Cidde'ye. Cidde'nin ismi oradan zaten. Cidde, cid, ciddetün, ceddetün nine demek. Oraya indirildiği için. Hazreti Adem de Hazreti Havva da hiç umutlarını kaybetmediler. Aradılar, aradılar, aradılar. Arafat'ta Cebelur Rahmede, Rahmet Tepesinde buldular mı? Buldular. Umudunu kaybetmedikleri için, umutlarını her zaman diri tuttukları için birbirlerine ulaştılar. Hazreti Nuh'a bakın. Denizin olmadığı yerde Hazreti Nuh gibi gemi yapmak için tahtalara çiviler çakmanın adıdır umut. Allah dedi ki Nuh Aleyhisselam'a bir gemi yap. Deniz yok ortada geldiler mi inkarcılar alay etmeye. Ey Nuh, hani deniz, hani deniz. Bir de alay ettiler. Hazreti Nuh hiç umudunu yitirmedi ki. Ya bana gemi yap diyen denizi ayağıma gönderecek. Buna inandı ya. İnandığı için deniz ayağına geldi. Denizin olmadığı bir yerde Allah ona deniz gönderdi. Sular kaynattı yerden ve gökten. Yani orada Hazreti Nuh'un umudunun aslında bir tezahürünü görüyoruz orada. Ot bitmez kervan geçmez bir coğrafyaya Hazreti İbrahim gibi Hacer'ini ve İsmail'ini bırakabilmenin adıdır umut. Bu öyle kolay bir şey değil. Allah'a bırakıyorsunuz. Umudunuz olmasa ailenizi, ehlinizi bırakabilir misiniz? Bunu Hazreti İbrahim'e yaptırarak aslında Cenab-ı Hak onun üzerinden bir umut bize aşılıyor. Tabii ki onun o noktadaki tevekkülü de içinde duyduğu umudun ne kadar üst düzeyde olduğunu ortaya koyuyor. Keskin bıçağın önüne Hazreti İsmail gibi kes baba diyerek boyun uzatabilmenin adıdır umut. Hiç tereddüt etmeden. Çünkü Allah emretmişse en güzelini emretmiştir. Babama bu söylenmişse kes baba beni sabredenlerden bulacaksın diyerek o başını uzatıp ve buna teslim olmak ancak umut taşıyan birinin yapabileceği bir şeydir bin bir derde ve imtihana müptela olsa Hazreti Yakup gibi güzelce sabrı kuşanıp filmin sonunu beklemektir umut. Filmin sonunu bekliyor. Bakalım ne olacak? Gitti Yusuf işte yakın bir zamanda gördük. Bünyamin de gitti. Gözler de gitti. Bir sürü şey gitti arka arkaya. Ama halen umut umut deyip bir şeyler söylemesi Hazreti Yakup'un arkasından ne olduğunu gösteriyor. Ve daha neler neler yani biz peygamber kıssalarını konuşsak bir sürü şeyi konuşmuş oluruz. Şimdi Nuri'ciğim belki uzattım ama bu çok önemli bir bahis. Az bir şey siyeri okuyan birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu hayatını bir şeyi fark eder. Hemen hem Efendimizin nübüvvet öncesi hayatında hem de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın özellikle 23 yıllık nübüvvet hayatında bir insanın karşı karşıya kalabileceği en büyük imtihanlara, musibetlere, dertlere, ağır yüklere Allah Resulü karşı, karşı karşıya kaldı. Omuzladı o yükleri. Çok ağır efendimizin yükleri. Çok saysak onlarca şey söyleriz. Nasıl dayandı sallallahu aleyhi ve sellem buna? Biz öyle bir ders yapmıştık hatırlarsanız. Evet Nasıl dayandı ya Resulallah? Şimdi bir bakıyoruz hayatına. Böyle farklı bir biçimde umudun tükendiği bir yerde Adem diyor, nefes alıyor. İhanetlere uğruyor mesela Lut diyor, nefes alıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Taşlanıyor Taif'te. Farklı bir biçimde kendi kavminden kovalanıp çıkarılıyor. Tekrardan Mekke'ye girme noktasına bir imkan bulamıyor. İbrahim diyor, İsmail diyor, Yusuf diyor nefes alıyor. Ya ben de nefessiz kalmışım Nuricim sen de kalmışsın. Benim gencim de kalmış nefessiz. Üniversiteye giden o gencim etrafına bakınca nefessiz kalıyor. Bir ev hanımı iki üç tane çocuğu var. Vurdum duymaz bir koca var ortada nefessiz kalıyor. Salih bir adam var bir iyi bir koca var. Allah onu hanımla onu çocukla imtihan ediyor nefessiz kalıyor. Anne ve babalarımızla nefessiz kalıyoruz bazen ya. Anne ve babalarımız bizim en büyük imtihanlarımız oluyor. Anne ve babayız evlatlarımız bizi nefessiz bırakıyor. Onlar bize imtihan oluyor. Arkadaşlarımız ya arkadaşlarımız diyorsun ki ya Allah bu arkadaşla benim yolumu kesiştirdi. Herhalde ben bununla nefes olurum, nefes alırım diyorsun. O arkadaşın senin nefesini kesiyor. Nefesini kesiyor. Yani seni yere çekmek için elinden gelen ne varsa hepsini ortaya koyuyor. Yaslanıyorsun birine diyorsun ki ya 20 sene 30 sene 40 sene bir sürü şey yaptım biraz şu kardeşime yaslanayım. Bu kardeşim bana ihanet etmez ya bana vefasızlık etmez ya bu kardeşim şöyle iyidir şöyle hasta şöyle güzeldir. Ona yaslanıyorsun aa sen misin yaslanan çok güvendiğin bir yerden nefessiz kalıyorsun. E ne yapacağız gidip Eyüp Sultan'da oturup ağlayacak mıyız? Vallahi ağlamayacağız orada ağlayacaksak başka şey ağlayacağız. Yapmamız gereken şey şu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman nefessiz kalınca kendinden önce yürüyenlere baktı. Ya yolun kaderi bu kardeşim dedi yolun kaderi bu yolun kaderi bu dedi. Onlardan nefes aldıysa yani umut aldıysa valla bizim yapmamız gereken de bu. Bakacağız bizden önce yürüyenlere ve onlardan kendimize umut alacağız umut açılayacağız. Hiçbir şekilde etrafımızda olan imtihanların da etrafımızda olan menfi şeylerin de altında kalmayacağız. Çünkü nefessiz kalırsak bu kulluk yolunu yürüyemeyiz. Moralimiz biterse, umudumuz tükenirse, ferimiz de tükenir, yürüyemeyiz, yarı yollarda kalırız. Umudu olan dağa tırmanır. Ve biz şu anda dağlara tırmanıyoruz. Tırmanmak zorundayız. Çünkü zirveye varma adına bir gayret ortaya koymamız lazım. Ancak bunu bizden önce yürüyen o umut muallimlerine bakarak yürüyebiliriz. İnşallah, İnşallah bu Ramazan'da da yapmamız gereken bu olsun. İnşallah hocam Allah razı olsun. Biraz uzattım ama ne yapayım Nurcum? Sen zor sorular soruyorsun kardeşim hocam. ya. Biraz daha Hı. böyle farklı şeyler sorsan mesela hurmanın faziletlerini sor, böyle çörek otu sor bir şeyler sor ki biraz hafifleyelim yani. Bu durumdan herkes memnun bence hocam. E peki. Hocam bütün peygamberler toplumlarına umut aşıladılar. Siz de az önce e, kısa da olsa bahsettiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hep bunu yaptı. Biz mesela siyerden okuduğumuzda, e, sizden dinlediğimizde hep şunu gördük. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiç kimseden umudunu kesmedi. Biraz Efendimiz Aleyhisselam'ın umudundan bahsetseniz hocam ki bize de biraz umut kuşanmamıza vesile olsa. Sana bir soru soracağım ama cevap verme. Mesela bu memleketin en azılı düşmanını, İslam düşmanını aklında şöyle getir. Biz düşmanların bile reklamını yapmayalım. Elhamdülillah. Ya düşün Nuri'ciğim ona hidayet duası yapıyoruz. Böyle bir şey var mı ya? Yani kızdığın bir insana nasıl hidayet duası yapabilirsin? Bir adam İslam'a ağzına kadar kind olsa, ağzına kadar konuştuğunda hep İslam aleyhinde İslam'ı yok etmek için konuşsa elinden ne geliyorsa İslam'ı ortadan kaldırma adına mücadele verse sen ellerini aç Allah'ım ona hidayet ver diye dua et. İşte umut bu. Allah Resulü bunu yaptı. Ebu Cehil'e hidayet duası yapan bir peygamber var karşımızda. Canlarımız onun yoluna kurban olsun. Tebbet suresi nazil olana kadar Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Leheb'in arkasında dolanıyordu ya etrafında dolanıyordu. Yenge yenge ya o yenge öyle öyle bir yenge değil o yenge işte Tebbet suresine giren bir yenge Ümmü Cemil. Onun etrafında dolaştı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ya Allah aşkına mesela biz akrabalarımıza, amcalarımıza, dayılarımıza bir defa bir şey söylesek, yüzlerini bize ekşitseler, bizim hoşumuza gitmeyen bir kelime söyleseler hemen bağımızı koparıyoruz. 10 sene Ebu Talip için yanan dönen bir peygamber var ya sallallahu aleyhi ve sellem. Bu acayip bir şey ya. 10 sene boyunca amcayı kazanma için mücadele verdi yetmedi. Amca vefat yolunda amcanın başucunda, amca ne olur ne olur la ilahe illallah de la ilahe illallah de diye adeta böyle yalvaran bir peygamber var karşımızda ya. Allah Resulü böyle Hiçbir şekilde, hiç kimseden umudunu kesmedi. Hiç kimseden. Hakem İbni Keysan. Bak bu ismi ben çok anlatmışımdır. Çok da özel bir isimdir. Kaç defa gitti biliyor musun Nuri'cim Allah Resulü onun ayağına? 14 kez. Ya valla bunu anlatmak kolay ama. Bilmiyorum ben anlatırken bile benim vicdanım sızlıyor ya. 14 kez. 14. kezde iman etti. 13. kez giderken Hazreti Ömer'le gitti. Ömer'le gitti onun yanına yine dini arz etti. Hakem dalga geçti Resulullah'la. Ömer dedi ki radıyallahu anh ya Resulallah dedi ya şu üç kuruş etmeyen adamların etrafında dönüp dolaşıyorsun ya. Yazık değil mi sana ya? Bu kim ki sen bunun etraf ayağına bu kadar geliyorsun? Ömer dedi Ömer ben insanları hidayete taşımakla memurum. Maharet cehenneme adam itelemek değil. Asıl maharet cennete adam kazandırmaktır. Ve on dördüncüsünde kazandı Allah Resulü hakemi. Hakem geç geldi, geldi suffada talebi oldu. Biri Maune'ye Kur'an muallimi olarak gitti ve şehit oldu. Onun şehadet haberi Medine'ye geldiğinde Hazreti Ömer hakemin bir akrabasını gördü. Şöyle elinden tuttuğu kaldırdı. Ey insanlar bakın dedi bakın. Şu adamın akrabası var ya hakem İbni Keysan. Eğer Resulullah beni dinleseydi Hakem şu anda cehennemde bir odundu. Ama Resulullah gitti geldi, gitti geldi o adamı kazandı. Hakem şu anda şehit olarak Allah'ın huzuruna gitti. Bu, umut bu. Bir defa duymazsınız vallahi kaç senedir siyeri okuyan, işte araştıran bir kardeşinizin, bir hocanızın, abinizim. sen de biliyorsun bu uğurda neler yaptığımızı. Yok ya yok ya Allah Resulü bir kez bir insan için bundan adam çıkmaz demedi ya. Asla o noktada kapısını kapatmadı. En zor adamların bile en böyle işte müspet yönü neyse onu gördü Efendimiz. Oradan bir umut aşıladı umut. Oradan bir şey buldu da oradan bir yol açtı. O insanın kalbine girebilecek bir köprü oluşturayım da o insana iman adına bir şeyler kazandırayım diye gayret içerisinde oldu. Valla Nuri'cim nasıl anlıyoruz, nasıl konuşuyoruz, nasıl anlatıyoruz bilmiyorum ama sahabe içerisinde Hazreti Vahşi kadar beni umutlandıran hiçbir şey yok ya. Hamza'nın katili ya Hamza'nın katili. Allah Resulü Mekke'yi fethedip Mekke'ye geldiği zaman gözü vahşi arıyor. Nerede vahşi diyor? Kayıp, kaçıp gitti, kaçıp gitti. Nereye? Taife. Efendimiz oraya mektup gönderiyor. Şam'a gidiyor. Şam'a mektup gönderiyor. Mektup üstüne mektup göndererek Hazreti Vahşi'yi getiriyor. Onun tevbe etmesini sağlıyor ve bir sahabi olmasını sağlıyor Allah Resulü. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o gayreti olmasaydı biz şimdi vahşi deyip arkasına başka bir cümle ekleyecektik. Ama şimdi vahşi bile demiyoruz. Hazreti vahşi radiyallahu anhu diyoruz. Arkasına böyle bir dua cümlesi ekliyoruz. Ben de diyorum ki ya biz bu kadar hataların içerisindeyiz evet. Boyum boyumuzdan büyük günahlarımız var evet. Ama hiçbirimiz Hazreti Hamza'nın katili değiliz. Resulullah onu bile aradıysa herhalde bizi de arar. Bu umut işte ben bu umudu taşıyorum. Ne kadar günaha batarsak batalım bu noktada Allah Resulü'nün o merhametinin, o rahmetinin bir şekliyle bize gelip kavuşacağına dair Yüreklerimizde umut duymamız hayatımızdaki var olan o eksikleri, kötülükleri giderme adına bir fırsata, bir imkana dönüşecek. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu halini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Madem o hiç kimseden umut kesmedi sen de kesme kardeşim ya kesme ya. Bir insanın bir hatasına bakıp da hemen çizme ya. İyileşeceğine, iyi olacağına dair umut taşı ya. O umut doğan senin doğan. Sen bütün imkanları zorla, kapıları zorla, elinden geleni yap. Olmazsa olmaz. Ama yapmazsan eğer hemen ilk imtihanda, ilk sorunda, ilk sıkıntıda küslüm oynamıyorum dersen, kapıyı kapatır gidersen, bu noktada sen farklı bir hale girersen, sen umut noktasında asıl kuşanman gereken şeyi kuşanmamış olursun. Onun için bizim ve vesselam Efendimizin o yönünden alacağımız bu manada çok çok şeyler var. İnşallah hepimiz alanlardan oluruz. İnşallah hocam. Hocam vaktimiz epey hızlıca ilerliyor ama ben gene sorularımı evet, gene sor sormaya bakalım, devam canım edeyim benim. Hocam Ramazan ve umut dediğimiz zaman biz hayatımıza neleri taşımalıyız? Bir de bu Ramazan'da elde ettiğimiz umudu biz her daim koruma adına neler yapmalıyız? İnanılmaz bir umut meltemi var Ramazanda, Noriciğim. Esiyor, esiyor, esiyor. Geçen sene nasıl gönderdik Ramazan'ı bilmiyorum. Bak aziz misafir gönderen kim belli ya 10 gün erken geliyor. Biz Memun göndermemiştik ama yine de geliyor. Niye geliyor biliyor musun? Allah gönderiyor. Onun için Ramazan kerim, Allahu ekrem. O Ekremel Ekremin gönderiyor bize. Diyor ki olsun. O kullarım benim istediğim gibi yapmasalar bile ben bu aziz misafiri bu sene de onlara bir kıyak göğü yapayım, bir 10 gün öncesinden göndereyim de... ...belki bazı şeylerin farkına varırlar diye bir daha 10 gün öncesinden gönderiyor. E Ramazan böyle bir umutla geliyorsa eğer, bir umut meltemi estiriyorsa bize... ...bu noktada bizim ona uygun bazı şeyler yapmamız lazım. Şimdi Nuri'cim geçmiş derslerde söyledik. Ramazanı Ramazan yapan en büyük değer Kur'an'ın o ayda inmesi... Dolayısıyla Kur'an'ın indiği gece olan Kadir gecesinin orada olması. Şimdi anamız Ayşe anamız binlerce selam olsun o anamıza o anamız bizim yolumuzun en önemli muallimelerinden birisidir. Ne soruyor Efendimiz'e? Ya Resulallah Kadir gecesine erişirsem kaç rekat namaz kılayım? Böyle bir soru soruyor mu? Sormuyor. Ya Resulallah Kadir gecesine erişirsem nasıl tesbih çekeyim? Bunu da soruyor mu? Sormuyor. Nasıl ibadet edeyim? Bunu da soruyor mu? Sormuyor. Çünkü biliyor biliyor o mektepte yetişmiş. O çok iyi biliyor ki Kadir Gecesi'nin en önemli ameli dua. Dua. Onun için soru nasıl geliyor? Ya Resulallah Kadir Gecesi'ne erişirsem nasıl dua edeyim? Rabbimizin o bilgileri ışığında konuşan iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem nasıl cevap veriyor? Şöyle de Ayşe Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe afu anni. Bazı hadislerde afuvun kerimun var. Ama oradaki afuv ismi bizim için çok çok önemli. Ya niye başka bir isim değildi afuv? Mesela gafir var, gaffar var, gafur var, settar var, tevvaf var. Bir sürü Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sı içerisinde bir sürü ismi Allah'ın affıyla, mağfiretiyle alakalıdır. Ama o isimlerin içerisinden Cenab-ı Hakk'ın Afuv ismini seçip almasının ve Kadir gecesinin serlevhası kılmasının. Bana bu isimle bu gece dua edin. Bu gece... Benim bu ismimin tecellisinin olabileceği bir gece değil. Bize o serlevhanın altında mesajlarının vermesinin çok önemli bir mesajı var. Nedir o mesaj? Afuv ismi ne biliyor musun Nuriciğim? Günahları mahveden. İşlenmemiş gibi kabul eden. O kiramen katibinin yazdığı yerden bile silen. Ya bu nasıl bir umut ya. Anlaşılsın diye kardeşlerimi bir anlatmak istiyorum. Mesela biz şimdi Allah'ın huzurunda hesap veriyoruz. Rabbimiz bize diyor ki ey Muhammed Emin kulum sen şöyle 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 haltlar yemiştin. Ama ben seni affediyorum. Bu güzel. Çok güzel bir şey. Allah affetti. Ama utandık bak o günahlarımız itiraf edilince, yüzümüze verilince. Ama nihayetinde Cenab-ı Hak dedi ki affediyorum. O af sözü bile bizi havaya kaldırır yani çok farklı bir sevinç o. Sonra bana diyor ki Cenab-ı Hak bu sevinç ya bunun bir üstü var. Bana ömrümün bütün yaptıklarını bir önümde bir ekranda getiriyor. Şimdi o ömür filmim giderken ben biliyorum ki 30'lu yaşlara gelince ben bir iş yapmışım. Oraya geldikçe ödüm kopuyor. Ama Cenab-ı Hak Settar ya o filmi kesmiş oradan. Aynen kameralarda oluyor ya bazen film kesiliyor ondan sonrası devam ediyor. Güzel mi bu? Çok güzel. Bu da güzel. Afu ikisi de değil. Afu ne biliyor musun Nuri'ciğim? Allah hiç hatırlatmıyor sana. Sen de hatırlamıyorsun. Unutuyor, unutturuyor. Senin hafızana bile düşürmüyor. Sana günahını hatırlatarak seni o gün mahcup etmiyor ve bize iki cihan serveri efendimiz Allah'tan aldığı bilgiyle diyor ki ya bu gece böyle bir umudu kuşanın ve Afuv ismiyle Allah'tan af isteyin. Çünkü o ismi istediğiniz oranda Allah sizin bu noktada verecek vereceğini ve sizi affederek bu konuda farklı bir biçimde size bunu tecelli ettirecek. Ramazan bu ya, Ramazan bu. E şimdi bir sürü günahlarımız var. Kimin günahı yok? Herkesin bir sürü günahı var. Ama bu umudu karşına koyduğun zaman günahın farklı bir noktaya geliyor. Evet onun pişmanlığını duyacaksın. Onu farklı bir biçimde içinde farklı bir şekilde konumlandıracaksın. Ama umut duyacaksın Allah beni affedecek ya affedecek. Ben bu Ramazan'da affa masar olacağım ya. Bu Ramazan'da anamdan doğmuş gibi tertemiz olacağım ya. Bu Ramazanda yepyeni bir sayfa açacağım. Tertemiz bir sayfa açacağım. Geçmiş yaşanmış ne varsa hepsini geride bırakacağım. Yepyeni bir sayfa açarak hayatımın bundan sonrakini böyle tertemiz bir sayfaya yazdırarak devam ettireceğim. Bu umudu taşımak. Şimdi geliyor zatın biri. Ebu Tabit künyesi. Yaşı yüzün üzerinde sahabe diyor ki böyle bastona yaslanmış, zor geliyor. O kadar yaşlı ki Kaşları gözünü kapatmış. Kaynaklarda o bilgileri veriyorlar bize. Allah Resulü'nün huzuruna geliyor o şahıs. Binlerce selam olsun. Selam veriyor Efendimiz'e. Efendim selamını alıyor. Ya Resulallah diyor hele bir bak bana. Benim gibi bir adama da af var mı? Benim gibi bir adama. Allah Resulü diyor ki Ebu Tavit sen Müslüman oldun mu? Evet diyor. Günahlarından dolayı pişman mısın? Evet diyor. Allah Resulü diyor sana da affar. Ebu Tavit diyor ki ya Resulallah bildiğin gibi değil. Bir bilsen ben bu yaşa kadar neler yaptım ya bir bilsen. Allah Resulü diyor ki Ebu Tavit sen iman ettin mi? İman ettin. Günahlarından dolayı pişman mısın? Pişman. Mı? O zaman sana da affar. Ya Resulallah diyor halen ya bildiğin gibi değil. Bir bilsen. O anda günahlarını sayacak. Efendimiz dur dur diyor. Sakın 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 günahlarını sayma. Sakın günahına kimseyi şahit tutma. Allah'la senin aranda kalsın. Allah'la senin aranda kalsın ama bu Tavit Eğer sen iman ettin, gönülden de tevbe ettinse Allah seni affedecek diyor ya. Ebu Tavit o anda gençleşiyor sahabenin rivayetiyle. Yani böyle dirileşiyor. Üç kez Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor o biraz önce bastonuna yaslanarak gelen zat sevinçle böyle çocuklar gibi gidiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe de arkasından bakarak tebessüm ediyor. Bu, oh, bu. Oh. Boşuna demedi Rabbimiz bize. Bak bir kutsi hadis ben kulumun zannı üzereyim diyor ya. Bu ne kadar büyük bir şey zannı üzereyim. Biz Allah'ı iyi zannetmeliyiz. Benim Rabbim beni mahcup etmez ya. Benim Rabbim beni utandırmaz ya. Benim Rabbim o gün o mahşer gününde benim kusurlarımı insanlara ifşa mı edecek? Benim Rabbim asla böyle bir şey yapmaz. Bu zanlı kuşanmamız için Resulullah bir tablo anlatıyor bize. Kulun biri geldi, hesap veriyor. Verdi, verdi, verdi. Günahları sevaplarından çok. Dolayısıyla cehenneme gidecek. Görevli melekler o kulu alıp cehenneme doğru götürürken o kul şöyle dönüp bir bakıyor. Rabbimiz biliyor soruyor meleklere sorun diyor okuluma niye dönüp geriye baktı soruyorlar okul ne diyor ben hiç böyle zannetmemiştim ben demiştim ki ne kadar da günah işlersem işleyeyim benim Rabbimin mahfireti affı benim günahlarıma galebe çalacak beni Rabbim asla cehenneme sokmayacak ben hep bu umudu taşımıştım bunun üzerine Rabbimiz o görevli meleklere diyor ki Madem benim kulum beni böyle zannediyor siz de ona zannıyla muamele de bulun. Ya bunu niye anlatıyor peygamberimiz bize? Niye anlatıyor? Bunun için anlatıyor. Kuşan, kuşan bu umudu kuşan. Bu umutla hareket et. Bu umutla yürü ki sen ne yapacaksan nihayetinde buna ait bazı şeyleri elde ederek yapmış olasın. Şimdi aleyhissalatü vesselam efendimizin son günlerinde Cabir bin Abdullah'ın şahit olduğu bir şeyi okuyoruz. Bak Cabir bin Abdullah bize naklediyor. Üç gün sonra vefat edecek Efendimiz. O hastalık içerisinde kıvrandığında, acılar içerisindeyken diyor ki yanındaki sahabilere her biriniz ancak Allah'a hüsnü zan ederek ölsün. İşte yol gösteriyor yolumuzun rehberi. Yol gösteriyor. Şeytanı memnun etme diyor. Ne yapmışsan yapmışsın ya. Ramazan geldi ya ya. Ramazan geldi ya. Ramazan geldi. Ne yaptınsa yaptın. Bırak onları. Şimdi yepyeni bir sayfa açmanın fırsatı. Şimdi yepyeni bir kararlılıkla geçmişe ait ne varsa hepsinin üzerine örterek, hepsini unutarak, hepsini geride bırakarak yepyeni bir hayatın başlangıcı için Allah sana bir kredi açtı. Umudu kuşan bu Ramazan'ı böyle ihya et. Böyle ihya et ki nihayeti bayram olsun nihayeti cennet olsun inşallah. inşallah. Allah nihayeti bayram olan, nihayeti cennet olan bir Ramazan'ı ihya etmeyi bizlere kolaylaştırsın. Amin. Allah razı olsun hocam. Hocam vaktimizin sonuna gelmişiz ama bir soru daha sormak istiyorum müsaadenizle. Hocam gerçekten etrafımızda morallerimizi bozacak, bizi ümitsizliğe sevk edecek, ümitlerimizi, umutlarımızı bitirecek bir sürü olay yaşıyoruz. Bir sürü şey var. Biz bütün bunlara rağmen Umutlarımızı nasıl muhafaza edeceğiz ve insanlara nasıl umut aşılayacağız? Valla dediğin doğru Nuricim. Çok umut noktasında umutlarımızı köreltecek çok şey var. Bakın mesela sen genç birisisin. Elhamdülillah senin öyle bir imtihanın yok ama olan bir sürü insan var. Allah vermiş bir baba. Terminatör ya terminatör. Umut katili. Umut katili. Yani yanına gitsin evlat... Gideceğine gitmeyene bin pişman oluyor. Hoca, güya hoca talebelerine bu. Umutlarını katlediyor. Ya sen bu insanlara umut vermek durumundasın. Niye böyle yapıyorsun? Umut katili adam olmuş yani bir kere kendisini öyle bir hale sokmuş. Kendi iç dünyasında ne yaşıyorsa kim yanına gitse ondan bunu görüyor. Arkadaşa diyorsun ki arkadaşım gelsin biraz sohbet edelim. Gelip senin moralini bozup gidiyor. Ya kardeşim ne istiyorsun bizden ya? Ne istiyorsun? Onun için hele bu Ramazanda umut katillerinden uzak dursun kardeşlerimiz. Umut tacirlerinden de uzak dursun. Çünkü umutlarımızı ticaretlerine, menfaatlerine kullanmaya çalışacak bir sürü insan var etrafımızda. Bizi devlet deyip, vatan deyip, millet deyip, bayrak deyip, din deyip, şu deyip, bu deyip bu noktada hamasete kurban edecek bir sürü umut taciri var etrafımızda niye ben umutlarımı birilerine suistimal etsin diye teslim edeyim ya? Ben umut katillerinden de uzağım, umut tacirlerinden de uzağım. Kiminle yol yürüyeceğim? Umut kaşifleriyle. Kim umut kaşifi ise benim dostum, rehberim olsun. Ben de umut kaşifi olayım. Ya müminin bir başka mümine vereceği en büyük hediyelerden bir tanesi nedir? Gönlüne sevinç koymak ya. Sevinç koymak ya. Ramazan'da bunu yapalım ya, Ramazan'da bunu yapalım ya. Kimi görürsek umut aşılayalım, biz kaşif olalım. Bir genç geldi senin yanına, ya onu biraz böyle kendine getir ya. iki üç tane güzel söz söyle, ayağa kalksın o genç. O şeytanın moralini bozma adına ortaya koyduğu her şeyi yık, o genci güzel bir biçimde ayağa kaldır gönder. E yapman gereken bu. Biz bunu her zaman yapmalıyız ama Ramazan'da biraz daha fazla yapmalıyız. Onun için öyle yapıyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle yaptığı için sahabe ne zannediyordu? Zannediyordu biliyor musun Nuriciğim? Bak bu çok önemli bir şey. Sahabenin birçokları zannediyorlardı ki herhalde en sevgili biziz Resulullah'a. En sevgili. Çünkü Allah Resulü her gelene bunu yapıyordu. Her gelene. Her gelenin güzel yönünü görüyordu. Her gelene iltifat cümleleri söylüyordu. Her geleni takdir ediyordu. Ya biz eğer Müslümansak biz takdirde cimri, tenkitte korkak olamayız. Olamayız ya. Bu iman, bu din bize bunu söylemez. Takdir et ya, niye etmiyorsun ya? Hanımın sana bir iftar sofrası kurdu. Öv, 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 öv. Bir sürü öv. Annen yanındaysa az öv. Annen yanındaysa översen anneyle düşman edersin. O zaman biraz az öv ama anne yoksa övebildiğin kadar öv. öv. Öv, niye övmüyorsun? Sana eşin kocan mesela bir hediye getirdi. Öv onu takdir et ya evimin aslanı de kaplanı de imparatoru de ne dersen de ama öv ya takdir et ya. Evet ne kadar takdir edersen o kadar aslında o sevgiyi ziyadeleştirmiş olursun. Arkadaşın sana bir hediye aldı onu öv ya aç onun yanında hediyesini takdir et sevin. Sevindiğini görsün çünkü o hediyeyi için getirdi sana sevinesin diye. Beyefendiye hediye veriyorsun. Hiç umurunda değil. Ya kalas mısın ya? Kalas mısın ya? Odun olsa erir ya. Odun olsa erir ya. Sen niye bu noktada bazı şeylerde cimrisin? Şimdi biz takdirde cimri olduğumuz için bak tenkit de edemiyoruz. Yani eleştirmemiz gereken yerde de eleştiremiyoruz. Hep eleştirdiğimiz için takdir etmediğimiz için o eleştirilerimiz de fayda vermiyor. Yani ikisinde denge noktasında ciddi ciddi problemlerimiz var. Ama umut olduğunda, umudu kuşandığımızda, umut kaşifi olduğumuzda Allah'ın izniyle o umut kaşifliğinin hem bize hem etrafımızdaki insanlara çok farklı bir biçimde bir faydası olacak. Nuri'cim son sözüm şu olsun. Her şey bak bir Ramazan'da başladı. Allah Resulü insanlık tarihinin en güzel hikayesini bir Ramazan'da yazdı. Ya 21. yüzyıldayız. 1443 Hicri yıldayız. Ne olur ki bir Ramazan'da biz de güzel bir hikaye yazsak. Hayatımın en güzel Ramazan'ını yaşayacağım. En güzel Ramazan. O kadar güzel yaşayacağım ki sanki böyle ayaklarım yerden kesilmiş, bambaşka tatları, lezzetleri tattığım bir Ramazan'a dönüşecek. Hiç kimseye, hiç kimseye Ramazan'ımı zehir etmelerine, Ramazan'ıma kötü bir şey bulaştırmalarına fırsat vermeyeceğim. Bu umudu ve bu hedefi önümüze koyarak başlayacağız. Bakalım Allah bizi nihayetinde nereye vardıracak. İnşallah hocam Allah razı olsun. Hocam bugün de programımızın sonuna gelmişiz. Ödevimizi Bakalım. alalım inşallah öyle Yarın son dersimizi yapacağız. Konumuz da ahlak Ahlen. zaten. Ben şöyle bir ödev vermek istiyorum Nuriciğim. Hepimizin şikayetçi olduğu bir ahlakı özelliğimiz vardır. Kimimizde öfke, kimimizde nefret, kimimizde gıybet, kimimizde Allah korusun yalan, kimimizde başka bir şey. Bir taneyi eksene koyalım bu sene, bu Ramazan'da. Bu ahlaki özelliğimden ben şikayetçiyim ve bunu da düzelteceğim. Bak yarın son artık. İşte teraviyi kılıp geleceğiz değil mi buraya? İnşallah. Artık Ramazan'a girmiş oluyoruz. O anda şimdi bugün beni dinleyenler ta yarın, yarın dinleyenler yarın bu hedefi koyarak eğer ellerinden gelen gayreti gösterirlerse yarın ahlak adına da çok önemli şeyler konuşacağız. Onları da üzerlerine alırlarsa Allah'ın izniyle düzelecek ya. Bir tanesi düzelirse arkasından diğerleri de gelecek zaten. İnşallah. Onun için en şikayetçi oldukları hangisi ise onu düzeltme noktasında bir hedef kendilerine koysunlar. Allah'ın izniyle o hedefi gerçekleştirme adına da ellerinden gelen gayret neyse onu da ortaya koysunlar. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Allah kabul Çok etsin. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah kabul etsin. Efendim bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bugün hocamızdan Ramazan ve Umut konusunu dinledik. Yarınki başlığımızın alt konularını sizinle paylaşmadan önce 3 tane duyurumuzu hızlıca size aktarmak istiyorum. Yarın malumunuz olduğu üzere ilk teravih namazımızı kılacağız. Öyle olduğu için de yarınki programımızı 22.15'te başlatacağız. Bunu daha önce duyurmuştuk ama şimdi tekrardan sizlere hatırlatmak istedik. İkincisi de yarınki dersimizin sonunda inşallah bir dua yapacak hocamız. O e, duada da inşallah okunmuş olan hatimlerin duası da yapılacak. Okunmuş olduğunuz hatimleri de bize gönderebilirsiniz. Bunu da e, söylemiş olalım. Yarından itibaren ilk teravih namazımızdan Ramazan'ın sonuna kadar 30 gün boyunca vakfımızın İrfan Mescidinde hatimle teravih namazı kılınacak. Gelme imkanı olan, evi buraya yakın olan kardeşlerimizi de 30 gün boyunca inşallah bu güzel cemaate davet ediyoruz. Bu üç duyurudan sonra da yarın Allah nasip ederse Ramazan ve ahlak konusunu muhterem hocamızdan dinleyeceğiz. Bu başlık altında da ahlak eğitimi açısından Ramazan, hayat nasıl Ramazanlaşır, bu Ramazan olmaz mı ve her şey bir Ramazan'da başlamadı mı konularına inşallah konuşacağız. Efendim bu Ramazan ve her zaman seninle ya Resulallah diyerek sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm selam.